Abdurrahman Dilipak, SOS Koronayı unutun. İdlib ya da Yemen, Libya, Afganistan, Irak da o kadar önemli değil. Amazonlardaki ya da Avustralya'daki yangın da o kadar tehlikeli değil. Daha büyük felaket ne olabilir ki? Hedef ülkeler hangileri? Araştırmacılar kıtanın kıyı açıklarında bir adada sıcaklığın 20.75 santigrat dereceyi gördüğünü bildirdi. Yani gömleğinizle sahilde yürüyüş yapabileceğiniz bir sıcaklık. Geçen hafta Peninsula Adası'ndaki sıcaklığın 18.3 santigrat dereceye ulaşmasıyla bir rekor kırılmıştı. Yani sıcaklık bilgisine aynı kıtalar zincirinde yer alan Seymour Adası'nda bir izleme istasyonunda yapılan okumalar sonucunda ulaşıldı. Yani rekorun da rekoru kırıldı. Korku senaryolarından rahatsız oluyorsanız İsterseniz bundan sonrasını okumayın çünkü durum tek kelimeyle korkunç. Tabi geleceği kesin anlamda kimse tam olarak göremez ama öte yandan bir de görünen köyün hikayesi var. Bu ısıya hiçbir buz kütlesi dayanamaz. Bu sıcaklık böyle devam edecek olursa kutba yakın ülkelerden başlayarak dünyanın denize kıyısı olan birçok ülkesinde felaketler yaşanabilir. Mesela Hollanda ve İngiltere sular altında kalabilir. Bu gerçekler karşısında Amazon'un kurucusu ve zenginler listesinde en öndekilerden biri olan Jeff Bezos, iklim kriziyle mücadele için kendi servetinden 10 milyar dolarlık fon oluşturacağını açıkladı. Denizlerdeki ekolojik sistemin değişmesiyle deniz içi akıntılar balıkların göç ve barınma yerleri değişebilir. Denizlerdeki buharlaşma, gökteki bulutların kütlesi ve hareketinde radikal değişikliklere sebep olabilir. Zaten manyetik kutup hem artı eksi olarak yer değiştirirken, öte yandan da Sibirya üzerindeki manyetik kutbun Sibirya'ya doğru kayması, dünyanın manyetik rezonansı, kozmik basıncı radikale şekilde etkilerken, Aynı zamanda dünyanın depremselliğini de artıracak. Öte yandan manyetik kutup Afrika'dan Güney Amerika'ya doğru kayıyor. Bu durum Ekvator'un manyetik çizgisinde de değişikliğe sebep olacak. Dünyadaki depremsellikle yangın arasında da ilişki var. Hatta dünyadaki ve bulutlardaki elektrik yükündeki değişiklik sonucu daha fazla şimşek olayı yaşanacak. Ve tabii manyetik fırtınalar ve hortumlar sıklık, süre ve şiddetini artıracak. Bu manyetik alan değişimi dünyaya daha çok meteor düşmesine de sebep olabilir. İstanbul depremi beklentisi daha şimdiden gökdelenlerde oturanların kimyasını bozuyor ama birçok kişi geliyorum diyen felaketin farkında değiller. Bakın, Ekim alanlarımız bu değişime ayak uyduramayacak. Hayvanların barınma alanları yaşanamaz hale gelecek. Bin yılda bir tekrarlanan bir durumla karşı karşıyayız. Yedi yıllık geçiş döneminin yarısına yaklaştık gibi sanki. Felaketin boyutu için ister Nuh tufanını kıyaslayın, ister Hazreti Yusuf zamanını, ister dinozorların yok olmasına sebep olan olaylarla kıyaslayın. Volkanlar patlayabilir, gök ve yer yarılabilir, sular yükünü boşaltabilir ya da yer suyu yutabilir. Allah korusun, daha doğrusu biz korumayı hak edenlerden olalım inşallah. Yüksek ev yapmayalım, kaya zeminde derin temeller atarak hatta tarımı hayvan barınaklarını tünellere kaydırabiliriz. Belki tarım alanlarını da yer altına taşımak gerekecek. Karadeniz'de hidrojen gazının yüzeye yakınlığı her gün biraz daha yükseliyor. Hidrojen sülfür bir enerji kaynağı olabileceği gibi bu gazlar kontrol altına alınmazsa Karadeniz sahilleri için kıyameti hatırlatan bir felaketin habercisi olabilir. Sera gazı filan diyoruz da Felaketin sebebi daha çok, muhtemel sonuçları yazılıp çizilenden daha büyük. Bazı Avrupa ülkelerinde sıcaklık eksi 30 dereceye kadar inerken, kuzey kutbunda tam tersine normal seviyenin 30 derece üstünde. Uydular yardımıyla tespit edilen dünyanın en soğuk noktası eksi 93.2 derece olarak ölçüldü. Öte yandan yaz mevsiminin yaşandığı güney yarım küredeki Antarktika'da güne kadarki en yüksek sıcaklık değeri ölçüldü. Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yapılan açıklamada kıtanın kuzeybatısındaki Arjantin'e ait Esperanza araştırma üstünde hava sıcaklığı Şubat ortasında 18.3 derece ölçüldü. Bu Antarktika'da Bugüne dek görülen en yüksek sıcaklık. Antarktika'da bundan önce en yüksek sıcaklık değeri Mart 2015'te 17,5 derece ölçülmüştü. Şimdi gökdelenlerdekiler, sahillerdekiler düşünsün. Büyük şehirlerde yaşayanlar bundan sonra çok daha dikkatli olmak zorunda. Ada ülkelerinin işi çok daha zor. Bu gidişatla haritadan ilk silinecek ülke Maldivler. Bazı küçük ada devletlerinden sonra Hollanda ve ardından İngiltere. Avrupa Orta Doğu dedikleri coğrafyadan ve Afrika'dan gelen coğrafyadan gelecek göçten korkuyorlar ya. Peki tersine göç konusunda ne düşünüyorlar acaba? Mesela İngilizler, Hollandalılar nereye gidecekler dersiniz? Ukrayna, Rusya'nın güney sınırları, Kafkaslar yeni göç bölgeleri olabilir mi? Ha unutmadan hep İstanbul depreminden söz ediyoruz da Ege depremi Ege'nin iki tarafını ve adaları da vuracak. Bu arada siyasi, iktisadi, sosyal, ahlaki, ideolojik depremler de yaşayacağız. Bu arada bilim insanlarına göre dünya bu şekilde ısınmaya devam ederse arı nüfusu sadece birkaç yıl içinde yok olacak ve arıların kıyameti yaşanacak. Son bir haber daha. Bilim adamları dünyadan bakıldığında gözle görülen en parlak yıldızlardan biri olan Betelgeuse'un bir süpernova olarak beklenenden daha erken patlayacağından şüpheleniyor. Bizler tarihin yaşayan tanıklarıyız. Büyük değişimlere hazır olun. Ne sınır kalacak ne rejim. Herkesin yerinden yurdundan olacağı bir dönem başlayacak gibi. Füzyon bombaları, aref bombaları, lazer bombaları, biyolojik silahlar, kimyasal silahlarla insanoğlu hala birbirini yok etmek için bilimi, teknolojiyi kullanmaya devam etsin bakalım. Oysa bu imkanları daha iyi ve yaşanası bir dünyanın imarında kullanabiliriz. Kendilerini ıslah ediciler olarak tanıtan, ilahlık ve rablik taslayan bozguncuların ifsadına bir dur demek zorundayız. Yaratan ve öldüren, rızık veren Allah'ın rızasına isyan eden ve şeytanın iradesine iradelerini teslim edenlerin varacakları yer ateşten başka bir yer olmayacaktır. Yeryüzünü cehenneme çevirenler kendi cehennemlerini bu dünyada yaktıkları ateşle tutuşturacaklardır. Şimdi sıra yeni mehdiler, mesihler ve deccellerdi. Birileri melhemeyi kübra ya da armagedon için hazırlanıyor sanki. Birileri Tanrı'yı kıyamete zorluyor aklınca. Şubat ortasında Münih Güvenlik Konferansı'nın açılış konuşmasını yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, batıyı dünyayı batılılaştırma fikrinden vazgeçmeye çağırmış ve özellikle Avrupa ve Almanya dünyaya daha az misyoner bir yaklaşımla yaklaşırsa başarılı olurlar demiş. Demek kötü gidişi görüp uyaran birileri de var. Birbirimize ilahlık ve rablik taslayarak bu dünyayı cehennem etmek çok zor değil. Dünya nüfusunu 500 milyona indirmekte. Ama bu dünyada herkesin inandığı gibi yaşadığı, adil, barış içinde, özgür bir dünyayı mümkün kılmak için herkesin çaba göstermesi, namuslu insanların namussuzlardan daha akıllı, cesur ve dürüst olması gerekiyor. Bilişim, genom, füzyon ve maddenin dördüncü hali dünyayı geri dönülmez şekilde değiştirecek. Ve tarihin sonunda son nokta. Bildiğimiz zaman içinden başka bir zaman boyutuna geçmek. Hazreti Peygamber'in İsra'da yaptığı gibi, Hazreti Süleyman'ın Belkıs'ın tahtını getirdiği gibi. Uzayın derinliklerine yolculuk için ne kapsüle ne ışık yılı sürecek yolculuğa gerek var. Zaman mekan ilişkisini çözdükten sonra farklı bir aleme doğacağız. Ahir zaman peygamberi der ki, Bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz. Anlattıklarım bir korku filminin senaryolarından alıntılanmış hikayeler değil. Belki bir uyarıdır. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygambere selam olsun. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Mahmud Övür FETÖ'nün bir numara derdi Erdoğan'dı. Günlerdir FETÖ'nün siyasi ayağı tartışılıyor. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ AK Parti'yi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Başkan Erdoğan'ı hedef gösterse de gerçeğin böyle olmadığını onlar da biliyor. Bu tartışma derinleştikçe geçmişte kimin ne yaptığı, kaset kumpaslarıyla kimlerin görev aldığı netleşiyor. Ama daha önemlisi sadece son dönemde değil, daha 90'lı yıllardan itibaren FETÖ'nün hedefindeki siyasi liderin Başkan Erdoğan olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bu gerçeği ilk kez 7 Şubat MIT operasyonunda gördük ama çok daha öncesi de var. Başkan Erdoğan'ın daha belediye başkanlığı döneminden itibaren o günkü tanımıyla cemaate daha doğrusu Fethullah Gülen'e karşı mesafeli durduğunu bizzat Gülen'in kendisi anlatıyor. Asansörle aşağı giderken evvela bunların hakkında gelmek lazım diyor. Adımı bir kez andığını hatırlamıyorum. Peki asansördeki konuğunu bile dinleyen Gülen, kavganın açığa çıktığı 2012 yılına kadar Başkan Erdoğan için ne düşündü? Bırakın Amerika'nın Erdoğan'ı devirmek istemesini, İsrail'in düşmanlaştırmasını, kin tutmasıyla bilinen Gülen'in o sözleri unutması mümkün değil. Belki de bu yüzden 2007 seçimlerinden sonra yargısal bir sorun olmamasına rağmen FETÖ elebaşı Türkiye'ye dönmek istemedi. O günlerde bile asıl derdini Erdoğan olduğu, onu iktidardan etmek için darbe planları yaptığı ne yazık ki geç fark edildi. Hatta AK Parti'ye alternatif olsun diye daha 2010 yılında CHP'ye kaset kumpası kurduğu Baykal dahi görmedi. O gün atılan adımın bugünlerde ne işe yaradığını hep birlikte görüyoruz. Aslında bütün bunlar onun Amerika'daki kefili Graham Fuller biraz dikkatle izlenseydi çok daha önceden fark edilirdi. O tarihte kaos ortamı yaratıp darbecilerle yüzleşiyoruz diye Ergenekon sürecini başlatan, başta Başbakan Erdoğan olmak üzere herkesin desteğini alan bu yapı aynı zamanda Erdoğan'ın çevresini kuşatıyor ve son darbeye hazırlanıyordu şeytanın bile aklına gelmeyen işleri planladığını artık Kılıçdaroğlu dışında herkes kabul ediyor. Bugün geriye dönülüp bakıldığında, o tarihlerde bile asıl amacın Başkan Erdoğan ve AK Parti iktidarı olduğu çok açık. Çünkü Amerika ve İsrail'in bölgesel çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarlarının artık uyuşmadığı, Erdoğan'ın da onların politikalarına boyun eğmediği biliniyordu. O günlerde basında sık sık Ergenekon'un bir numarası aranıyordu. Bazen Bedrettin Dalan ismi, bazen de eski bir komutandan söz ediliyor ama somut bir isim söylenmiyordu. Oysa başbakan ve genelkurmay başkanı dahil, herkesi dinleyen bir örgütün bunu bilmemesi mümkün değildi. Bu tam bir algı operasyonuydu. Asıl hedefin ne olduğunu ise içeride ve dışarıda fetöyle amansız mücadele eden Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük anlattı. Küçüğe göre cemaatin o tarihteki bir numarası başbakan Erdoğan'dı ve bunu da tepe yöneticilerinin birçoğu biliyordu. O günlerde Amerika'nın New Jersey kentinde bulunan bir dernek vardı. Bu dernek dünyanın 150'ye aşkın ülkesinden gelen özel istihbaratların toplandığı bir merkezdi ve CIA irtibatlıydı. Orada bu konunun konuşulduğunu sürekli duyuyordum. Bunu bilen FETÖ'nün tepe yöneticilerinin önemli bir kesimi 15 Temmuz darbe girişimine imza attı ve şu an cezaevindeler. Şakirt olarak yetiştirilen Kemal Batmaz, Mehmet Diçli, Hakan Evrim ve cemaatin hafızası Ali Ünal bu isimlerden birkaçı. Onların darbe sonrasında kimin Cumhurbaşkanı ve Başbakan veya Bakan olacağını bilmemeleri mümkün mü? Konuşsalar siyasette yaşanacak depremi bir düşünün. Mahmud Öğür, Sabah